Diyorlar ki durmuyor değil, vapurlar har 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 çalışıyor. Durmuyor değil, Avrupa'da görmediğim arabaları burada görüyorum. Durmuyor değil, durmuyor değil, biz Avrupa'da, Avrupa, Almanya diyorsunuz. Bana sadece anlat ki ben anlayayım. Benim için Tayyip'tir, Kılıçdaroğlu önemli değil, benim için ülke önemli. Ama Tayyip'in şu an karşısına çıkacak bir adam yok. Almanya'da geliyor 100 euro. 100 euroyu bozduruyor mu? 30 bin lira, 30 bin lira, 100 euro 30 bin lira. 30 bin lira bozduruyor. Bir ay ne güzel zevk sefa içinde yaşıyor değil mi? Sen Almanya'da kaç şeyde senede bir araba alıyorlar? Sor arkadaşa. Ömrün boyunca çalışsan şu anda 1 milyonu biriktirebilir misin? Yani bu yabancılar burada konuşabiliyor. Çok güzel para alıyorlar. Burada havalarını atıyorlar. Ha tamam mı? Türkler. Hayır gelin konuşun ya. Niye konuşmuyorsunuz? Benim hakkımda konuşamam. Oy kullanıyorlar. Benzin 100 lira olsun. Ben diyorum ki iyi oldu diyorum. Abla siz de gelin Almanya'ya. Gelin Avrupa'ya. Bir saniye bir saniye dinle. Ama bir saniye bir saniye. Abla. Abla bir saniye. Bak. Bir saniye. Bizim atalarımız zamanında atalarımız yani babamız, dedemiz, halamız, teyzemiz nasıl Avrupa'ya geldiyse siz de gelin ha. Biz gelemiyoruz. Bizi almıyorlar. Vallahi billahi yemin. Vallahi gitmedi. Işte. Sen lafımı bitir. Vallahi bile o kadar çok insanlar geliyor ki, o kadar da çok görüyoruz ki. O zaman yanlış kişileri tanıyorsunuz. Yanlış kişi. Gelin. Ama bizim Türkiye'mizde durmak. Arkadaşım biz Türkiye'de durmak istiyoruz. Bizim Türkiye'miz çok güzel bir yer. Evet. Kıymetini, değerini bilmediler. Evet. Buraya yabancılar. Buraya zaten yabancı doldu. Niye geliyorsunuz her buraya? Her zaman öyleydi. Suriye'ye doğru. Yabancı kan dolu, Arap yabancı dolu. Diyorsunuz da arkadaşım da vatandaş. Buranın vatandaşı. Abi. Yurt dışında yaşıyor. Şimdi bunlar konuşup duruyor. Konuşup param var. Türk parasından da konuşuyorum. Sıkıntı yok. Çünkü param değerli. Şöyle çalışıyorum ben. Sabah 5, akşam 9 çalışıyorum. O zaman gel. Ya gel. Nereden geliyorsun abi? Gel. Vallahi de bir atla trene, atla otobüse, kaçak gelin, bulun birisini, girin şeye, orada 3 aylık size... Almanya'dan mı geliyor abi? Üstokzu oranı. Gelin. Almanya'dan mı geldi? Sıkıntı yok abi, gelin. Bak şunu söyleyeyim, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim sana bak. Bak bir şey söyleyeceğim sana bak. Sen bak bir şey söyleyeceğim bak, ben sana bak. Şimdi abla konuşuyor şey diyor, benim söyleyecek durumum bambaşkaydı açıkçası. Türkiye'de, ülkemde... Yaşam zor. Anladın? Şimdi Türkiye'de yaşam zor. Ama Avrupa'da çalışan, hayatını geçiren, onu orada yaşayan da bilir. Hani siz burada diyorsunuz da yaşayan bilir, çeken bilir diye. Efendim? Gel diyorsun, gelmiyor. Niye gelmiyorlar amca? Abi sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Benim altında 150-200 kişi çalışıyor. Bizim firmamızda bırak 40 seneye yakın firmamız var. Bizim Almanya'da içtiğimiz kahveyi soruyor devlet. Burada gidiyorsun bir nargile kafeye. Aa bu gençler de Avrupa'dan geliyor. Nargile kafenin önünde Almanya'da alamadığım Bentley, Mercedes, Rolex, Uhren, Sicherheit, Dienst hepsi önünde duruyor. Bunlar bu parayı nasıl kazanıyor anlat bana bakayım. Diyor bir saniye abi. Diyorlar ki durum iyi değil. Vapurlar har 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 çalışıyor. Durum iyi değil. Avrupa'da görmediğim arabaları burada görüyorum. Evet. Durum iyi değil. Durum iyi değil. Biz Avrupa'da, Avrupa, Almanya diyorsunuz. Bana sadece anlat ki ben anlayayım. Benim için Tayyip'tir. Benim için Tayyip'tir. Kılıçdaroğlu önemli değil. Benim için ülke ben önemli. Ben de onu dedim. Anladın ya. Demek istediğimi. Ama Tayyip'in şu an karşısına çıkacak bir adam yok. Açıkçası söyleyeyim bunu da başta. Tamam söyleyeceğim. Biz Avrupa'da, Almanya'da kendi Almanya'da Starbucks kafeye en son ne zaman gittik ya? Zagan Selvi. Ben hiç gitmedim. Ha doğru söylüyor ya. Starbucks kafeye. Ha burası tıklım tıklım dolu. Nasıl ödüyorlar bunlar o kadar pahalıysa? Bir de orası pahalı. Ben onu dedim daha demin. Onu ben kafama çektim. Onu bana anla. Benzin pahalı ama arabalar dışarıda full, yollar park edecek yer yok. Bir dakika. Buradaki araba sayısı Almanya'da yok. Ben onu anlamıyorum. Ben diyorum, ben anlat diyorum. Buna soruyorum. Karşı sorusu. Bana anlat. Ben anlamak istiyorum. Pahalı harbiden. Bak mazot pahalı. Harbiden pahalı. Ama arabalar tıklım tıklım. Kimin o araba? O arabalar kimin? Kimin abi? Kimin?
Ya niye bağırıyorsun ki? Niye bağırıyorsun? Ona getirmeye çalışıyorum. Hepsi Almanya'nın arabası. Ya, Audi kimin arkadaşım? BMW kimin arkadaşım? Tamam burada kullanıyorlar. Ya bak celallenmeye gerek yok. Bir şey bak. Kendi fikrini başkasına... Fark edecek yer yok. Kendi fikrini bağırarak başkasına hipnoze edemezsin. Doğrusun yok. Bir dakika ben cevap vereyim. Bir dakika ben cevap vereyim. Uçan bir dakika ben cevap vereyim. Uçan bak bir dakika. 30 yaşındayım saç kalmadı. Çalışa çalışa. Bir tane bir şey söyleyeceğim. 3 işte çalışıyorum ben. 3 işte yapıyorum. 2 işte. Ben 3. Allah güç kuvvet versin de çalışalım. O sıkıntı değil. Sen bunu söyleyeceksin. Sen daha önce dedin ki... Audi Almanya'nın, Mercedes Almanya'nın, doğru. Almanlar zamanında, şimdi abi hepimiz büyüğümsünüz. Büyüklerim de var burada, küçüklerim de var burada. Allah için herkes vicdanı doğru tutsun. Ya bırak arabayı sürmeyi, yolda yürümesini bilmiyoruz. Böyle gidiyorsun. Ya bunu bir kere bir öğrenelim. Ondan sonra, ya baksana abi şuraya bir girdin mi, herkes birbirine çarpıyor, herkes birbirine şey ediyor. İlk başta bunu bir öğrenelim. Avrupa'da bak bu var, yaya geçitleri var. Bu devlet bu yaya geçitini boş boşuna mı yapmış? Çoluk çocuk, annelerimiz, babacılarımız, abilerimiz geçiyor. Bak dinle, şimdi geleceğim senin çenin meselene. Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi. Almanya'da yapılıyor, doğru. Evet, Almanya'da doğru. Yapılıyor. Hatta burada, Almanya'da buradan daha ucuz. Doğru değil mi? Burada mesela diyorum, 3 katı daha fazla oluyor. Abi burada sürdükleri arabaları orada süremiyorlar ya. Ya ben sen şimdi niye inanmıyorsun ki bana? Ya ben sana inanmıyorum. Arkadaşlar yani, bu ülkede vardır, 85 milyon vardır, insan var. Vardır. Bu insanların 1 milyon geçe zevk sefa aylık geliri 150 binden abi, hatta 100 bin dolardan fazla. Bakın bu ülkede şu Eminönü'nde gördüğünüz değil. Şu Eminönü'nde gördüğünüz toplasam İstanbul'un bir ilçesi yapmaz nüfus olarak. Şu Eminönü'nde 500 bin nüfus ancadır Fatih ilçesini. Bu ülkede 85 milyon insan yaşıyor. Ve burada insanlar bak Almanya'da geliyor. Arkadaşlar Almanya'ya geliyor. Geliyor. Allah için. 100 euro. 100 euroyu bozduruyor mu? 30 bin lira. 30 bin lira. 100 euro 30 bin lira. 30 bin lira. Bozduruyor. Bir ay ne güzel zevk sefa içinde yaşıyor değil mi? Sen Almanya'da kaç şeyde senede bir araba alıyorlar? Sor arkadaşa. Ömrün boyunca çalışsan şu anda 1 milyonu biriktirebilir misin? Bankaya ipotek de ettiriyor. Çalış ver. Ömrün boyunca kölesin. Değişmiyor. Ben şu anda bakın. Ben şu anda abla ben bitireyim ondan sonra. Ben gideceğim. Ben şu an 16 bin lira maaş alıyorum. 16 bin lira. Ekstra iş yapıyorum. 6,5 lira daha maaş alıyorum. Geçinebilmek için. 3 tane evladım var. Evim kira değil. Almanlara sorun bakalım. Ben Türkiye'de, Almanya'da bir saniye bakma etme bu iş. Ben devletin falan kötülemiyorum. Devletim şeyine burada hayat şart zor olduğunda biliyorum. Ben sahada anlamak istiyorum. Anladınız mı demek istediğimi? Bak sizin anlattığınız başka bir şey. Bir saniye bir şey diyeceğim. Burada Almanya'da ben bir tane daireyi satmak istesem. Atıyorum mesela 50 bin 100 bin euroluk daireyi satmak istiyorum, tamam mı? Belki cebimde kalırsa 40 bin euro kalır kalmaz. Vergiden oraya gidiyor, buraya gidiyor, şuraya gidiyor. Abi burada zengin üzerine zengin katıyor. Adamın eli siyah paraya geliyor. Benim elime siyah para gelirse ben zengin olurum. Adam alıyor 50'ye satıyor burada 150'ye. Adam alıyor 50'ye satıyor burada 150'ye. Doğru değil mi? Söyle doğru değil mi? Burada vergi vermiyor insanlar. Vergi vermediği için serbest yiyorlar. Ve vergi kime kalıyor? Vatandaşa kalıyor senin benim gibi. Bir saniye bir şey diyeceğim. Benzine kalıyor. Şimdi kaç yıldır vergimiz %8, %18'di doğru mu? Kaç yıl sonra yeni hükümet %10 yaptı. Böyle bir şey yok. Kiralar oldu 15, en düşüğü 15 bin lira. Emekliler neden 7,5 lira alıyor? Kiralar 12 bin lira. Neden bunun çaresi yok? Doğru mu? Bak konuşuluyor burada. Geçim. Abi dün ben Ankara'dan geldim. Ankara'daki şeylere zam geldi. 17 lira oldu. Dolmuş. Otobüs 17 lira oldu. Ya nereye gidiyoruz arkadaş biz? Nereye gidiyoruz biz? Bunun çaresini niye bulmuyorlar? Ben ne diyorum? Bak ben şunu diyorum. İnşallah o benzin 100'e kadar çıkar. 100 lira olur. İnşallah o 50'ye çıkar o dolar. Neden? Bu fırsatçılar için.